Efendim herkese iyi akşamlar. 22-22'de hafta açısından bakıldığında önemli gündem maddelerini konuşurken, yani kısa vadeye ilişkin bir şeyler söylerken biraz da tabii sizlerle dertleşiyoruz. Bunu söylememizin nedeni şu: insan hayatı eninde sonunda bir başı bir sonu, arada yaşananların ise iyi geçmesi için belli bir yaş aldığınızda hep iyi insanları, size huzur veren insanları yanınızda tutmakla geçiyor. Evet, bunu sağlayabilmek için elbette çok fazla insanlarla, sorun yaratan insanlarla yan yana gelmek istemiyorsunuz. Ama işimiz elbette medya olunca, öyle ya da böyle sosyal medya içerisinde görüşlerimizi samimi şekilde paylaştığımızda bunu anlayan ya da anlamayan pek çok insanla birlikte oluyoruz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz buradaki yayını yaparken bir şekilde bizden bir şey almak isteyenleri bu yayında istiyoruz. Bakın, ben hiçbir zaman piyasalar şöyle kötü olacak, şöyle iyi olacak, şu kağıt gidecek, şu kağıt şöyle olacak gibi çok spektaküler şeyler söylemek tarafında olmadım. Hani bunu yapan arkadaşları yermek açısından söylemiyorum, o bir tarz. Ben mümkün olduğunca belli sorumluluklar içerisinde bir şekilde kendimi ifade etmeyi samimiyetle sizlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden bir daha söylüyorum, bu yayını çok bildiğini, bizden daha iyi bildiğini ya da bizim bir şekilde niyetimizden şüphe edenler izlemesinler. Çünkü bizim kimseye ihtiyacımız yok. Biz bu grup içerisinde bir şekilde faydalanmak isteyenlere bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bir de biliyorsunuz, burası hani bir seçimli kanal. Gelmek zorunda değilsiniz. Kimse size zorla izletmiyor. Örneğin Hakan Atilla yayını gibi. Bu kanalda bir şey söylemek açısından bir geçmişi olan, o konuda bilgi sahibi olan, fikirlerinin arkasında durabilecek insanlara biz yer veriyoruz. Bu sizin görüşlerinize tam ters de olsa veya tamamen sizinle müttefik de olsa fark etmeyecek. Ben esasen gerçeğe muhalefet edenlere muhalefet ediyorum. Bu kanaldakiler de öyle. Bazıları çok, bazıları az yapıyorlar. Bunu söylememin nedeni şu: bu 22-22 yayını sizinle bizim arasımızda, yani dostlar arasında, başka kimseyi istemiyoruz. Bunu söyleyelim. Bunu söyledikten sonra, hani çünkü aptallarla tartışma, diğerleri aradaki farkı anlamayabilir diyorlar. O yüzden bizim kimseyle tartışmaya girmek gibi bir niyetimiz yok. Ve fakat ülkemiz açısından ve sizler açısından önemli başlıkları konuşuyoruz. Başlıklar deyince hani ayı ve dayı piyasaları dedik. Yani şimdi bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri olmaya başlarsa, o insanların söylediklerini önce veri kabul etmeye çalışırsınız ve onun üzerinden tartışmalar yaparsınız. Halbuki onlar gerçek olmayabilirler ve bu gerçek olmadıkları halde bunların üzerinden tartışıyor olmak sizi başka yerlere götürür. Nedir o? İşte faiz enflasyonun sebebi gibi. Yani faiz enflasyonun sebebi değildir kardeşim. Çok para ve müsriflik enflasyonun nedenidir. Siz para miktarını azaltmazsanız, maliye politikanızda tasarruf etmezseniz, ağzınızda kuş tutsanız enflasyonu düşüremezsiniz. O yüzden hani bugün Ali Perşembe'nin, geçen hafta Ahmet Han Hoca'nın ve diğer tüm uzmanlarımızın söylediği gibi, Türkiye'de enflasyon temel sorundur. Bu sorun çözülmeden Türkiye'de bir piyasanın iyi olacağı, sürdürülebilir bir büyümeye ulaşacağına dair herhangi bir saptama da bulunamaz. Ne yapılır? Şu yapılabilir belki. Yani şimdi Borsa İstanbul'da mesela, yani biz dikkatli olun, şu olur bu olur, hani iyi kağıt seçmek lazım, her kağıdın yanında durmamak lazım. Bankalar evet iyi primler yapıyorlar ama daha sonra alınan önlemler dolayısıyla iyi olmayabilir demiştik. Bunun üzerine bankalar böyle tavan tavan gidince milleti banka almaktan uzak tuttunuz kardeşim dendi. E tuttuk, evet, tutmuş olabiliriz. Ama ortaya çıkan tablo şu ki, eğer siz ayı piyasasına girdiğiniz bir ortamda köprüyü geçip iki tane hisseyle 3 kuruş kazanacağım diye ayılara dayı derseniz, en sonunda o ayı fıkrasında olduğu gibi adama sorarlar yani. Sen avcı mısın, başka bir şey mi diye. Yani küçük yatırımcıyım diyerek hep bize oluyor demek bence bir şekilde bir kolaycılık. Bu da bir kolaycılık, kusura kimse bakmasın. Çünkü eğer siz küçük yatırımcıysanız, küçük şeylerin peşinde koşup o büyük şeyleri kaçırıyor olmakla karşı karşıya kalırsınız. Yani iyi hisse senetleri varken, BIST 30 şirketleri varken, BIST 30 şirketleri dışarısındaki yan kağıtlarla, şunlarla bunlarla uğraşıp cin olmadan adam çarpmaya çalışırsanız
bunun da sonuçları olur. Küçük yatırımcı dediğiniz, küçük olduğunu eğer düşünüyorsa büyük hareket edebileceği yatırım fonları içerisinde ya da portföy yönetim şirketleri içerisinde kendilerine yer bulurlar. Veya kendileri hani Işık Ökte şu kağıdı söyledi, o kağıt da halka arz olmamış değil. Ya acaba onun söylediği sektörde hangi kağıtlar var? Bu kağıtlardan hangisi iyi, hangisi geride kaldı, hangisi iyi yönetiliyor diye bakarlar. Yoksa ya bakın ben bugüne kadar hiç hisse senedi söylemedim. Sektörlerle ilgili bazı yorumlarımız oldu belki ama hisse senedi söylemek yanlış. Yanlış derken şöyle, ya ben burada bir hisse senedi söylesem, o hisse senedi bende varsa ya da yoksa bu bir şekilde bir spekülatif harekete yol açabilir. Ben bunun sorumluluğunu alamam. Ha, önümüzdeki günlerde var planlarımız. Mesela bu CNBC'deyken biz Top Picks dediğimiz hani en beğenilen firma şirketler diye bir portföy anlatıyorduk. Bunu önümüzdeki günlerde şeye getireceğiz, gündeme getireceğiz ve bir şeyler yapacağız. Ama hani hisse söyle yanlış bir şey. Hisseden ziyade acaba yani biz hisseleri seçerken neye dikkat etmeliyiz? Daha doğru bir şey. O yüzden söylüyorum yani buradan bir şey çıkar çıkmaz ayrı biz finansal okuryazarlık açısından size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu ayı ve dayı piyasasına tekrar geldiğimizde özellikle yurt dışında çok ciddi yerlerdeyiz. Bakın ben daha önce 2008'de Lehman Brothers krizini yaşadım. O subprime mortgage dedikleri yani finansçıların bir koyundan daha fazla poz çıkarmak için risk yönetimini geride bırakıp alacakları evleri kredilerini ödeme imkanı olmayanlara bile ev alma imkanı sağlayan subprime yani eşik altı yatırımcı insanlara bu imkanı vermeleri bir yerden sonra bunları finanse eden kurumları ve bunların taşıdıkları kredi riskinin finansal bir ürüne satılarak piyasalarda değerlendirilmesi sonucunun sürdürülemez bir yere gitmesine neden oldu. Ne oldu? Faizler yükseldi. İnsanlar konut fiyatları düşmeye başladığı için konutlarının mortgage'larını ödeyemez hale geldiler. Mortgage değeri evin değerinin çok üzerinde kaldı. O yüzden dediler ki insanlar biz bu evlerden çıkıyoruz kardeşim. Alın ne yaparsanız yapın. Bunu elinde bulunduran şirketler de bu mortgage'ların yani kredi büyüklüğünün, kredi plasmanlarının elinde bulundurdukları için onları bir teminat olarak yazılmış tahvilleri battılar. İşte Lehman Brothers bunlardan bir tanesiydi. Şimdi burada yurt dışında işte CSFB falan deniyor. Çok firmalarla ilgili yorumlar yapılıyor. Hisse senedi piyasalarındaki düşüşler, tahvil faizlerindeki yükselişler bunların elindeki varlıkların değer kaybetmesine neden oluyor. Ve şirket öz sermayesi bunu taşıyabilecek, bu riski karşılayabilecek durumda olmadığı için de şirketler batabilir deniyor. Yani biz bugün hani rüzgar karşıdan esiyor, ayı piyasasına dört nala giriyoruz. Run Forrest Run dediğimiz başlıkların hepsinde bakın yurt dışında Amerikan dolarının değer kazanmasına bağlı olarak çok ciddi olumsuzluklar görüyoruz. Japon yeni çöktü, İngiliz pound'u çöktü, Euro zaten bir dayak yemişti. Tüm gelişen piyasa para birimleri üzerinde bir olumsuzluk görebiliriz. Onun için dikkatli olmalıyız diyoruz. Şimdi burada ne yapmalı ya da ne yapmamalı konusunda şirketler içinde, insanlar içinde, bütün canlılar için en önemli ihtiyaç olan oksijen yani likitte yani bir pozisyonu sürdürebilecek paraya sahip olmak önemlidir. Dolayısıyla siz alacağınız pozisyonlarda kendinizi enflasyona karşı korurken belli bir vadede enflasyondan yüksek bir getiri almayı hedeflersiniz. Bu bir hisse senedi ise eğer hisse senedinin değeri zaman zaman artsa azalsa da esas siz bir vadede o şirket iyi yönetiliyorsa o vadedeki enflasyona ve o şirketten beklenen getiriye bakarsınız. Düşüşleri, yükselişleri bir kenara koyarsınız. O çünkü bir trafikte sürekli şerit değiştirmeye bekler alıp satım yapmak. Hepimiz çok iyi alım satımlar yapamayacağımıza göre bu çok iyi traderlar da olsa şirketleri belli bir seviyeden alıp tutup belli bir seviyeye kadar taşımayı gerektirir bu durum. Yani bir şirketin hisse senedini alıp satmak o şirketin iyi kötü performansından ziyade şirketin uzun vadede göstereceği performansına
bakmaktır. Yani hisse performansıyla şirketin gösterdiği performans arasında zaman zaman discrepancy'ler, uyumsuzluklar olabilir. Ama eninde sonunda şirket iyi yönetiliyorsa oraya kadar gider. Ha diyeceksiniz ki Artunç Hocam siz bakın Lehman Brothers gibi düşüşler olabileceğini söyleyebiliyorsunuz. O zaman hisse senetlerinde ciddi satışlar görebilir misiniz? Evet görebiliriz ama yine de belli bir vadede finansman sorunu yaşamayan şirketlerin verecekleri temettüler, öz sermayelerini devam ettirmesi onların o noktaya kadar gitmesine neden olur. Bu hisse senetleri hangileridir? Bunları dediğim gibi seçerken fon yöneticilerine sormak. Yani en basitinden şunu yapın. Bakın 10 tane iyi kuruma kendinizce. Önerdikleri hisse senetlerini koyun. Overlap edenlere bakın. Yani hangileri en fazla şirketler aracı kurumlar tarafından tavsiye edilmiş. Yani A hissesi, B hissesi, C hissesi 10 kurumun 10'u tarafından, 8'i tarafından, 7'si tarafından eğer kabul yapılıyorsa, tavsiye ediliyorsa gidin onları seçin. Şimdi Türkiye'ye gelip baktığınızda durum ne? Türkiye'ye gelip baktığınızda da hakikaten iyi hisse senetleri var. Hani enflasyonun çok üzerinde getiri getirmiş. Şimdi biz dışarıdan para buluyoruz ya da bulmuyoruz durumuna göre yurt dışından az ya da çok etkilenebiliyoruz. Ama bu kadar sert bir şey olursa siz dışarıdan para bulsanız bile borsanız bundan etkilenir ama belli hisse senetleri bu borsadaki düşüşten daha az etkilenebilir hatta yükselebilir. Önemli olan bunları bulmaktır. Peki hocam bir de bu hafta dediniz ki çok önemli bir hafta hisse senetleri açısından hisse senetlerinde ciddi hareketler oldu. Çok ciddi bir risk yönetimi problemi oldu. Acaba bu hafta ne olacak? Şimdi bunu çözmeye çalışıyorlar. Bir yöntem bulmuşlar. Yöntem bulmakta da işi böyle çok fazla birinin üzerine yıkmadan çözmeye çalışıyorlar. Ama bu çözmeye çalışma benim beklediğim iyimser çözmeye çalışma değil. Bu maliyeti herkese bölüştürüyorlar. Maliyeti o maliyete neden olanlara değil biraz ondan biraz bundan bu işi maliyetini bize yıkmaya çalışıyorlar. Banka hisselerinde gördüğümüz esasında düşüşün nedeni de bu. Bakın sabahleyin Tufan ne diyordu? İşte 2-3 tane de sorun kalmış gibi gözüküyor işte TSKB'de şunda bunda ama bakıyorsunuz banka hisseleri dayak yiyor. Niye banka hisseleri dayak yiyor? Çünkü öbür tarafta teminat tamamlamak için o hisselerde hala satış oluyor. O yüzden buradaki oynaklık ay sonu itibariyle çok azalacak belki ama Türkiye'de borsa açısından bakıldığında bence ciddi bir yönetim boşluğu, risk yönetimi açısından yaşanmış bir olumsuzluk, bir risk birimi olarak hep karşımızda durmaya devam edecek. Şimdi bu ayı piyasalarına yine bir daha dönersek, bakın eğer siz bir şekilde işler iyi giderken riskli olan bir hareketin yapılmasına göz yumuyorsanız bu büyük bir yanlışlıktır. Bu ayıya dayı demektir. Ve eninde sonunda o ayıya dayı demek sizi ciddi bir maliyetle karşı karşıya bırakır. Bu siyasette de böyledir, ticarette de böyledir, ekonomide de böyledir, insan ilişkilerinde de böyledir. Dolayısıyla kanunlar herkes için eşit ve açıktır. Uygulamalar eşit ve açıktır. Elbette zaman zaman bir şekilde inisiyatif kullanılabilir ama temel konularda bir şekilde kurallara uymamak, işler iyi gidiyor diye sorunu yok saymak çok büyük bir yanlışlıktır. Biliyorsunuz her türlü ilişkide de bir şekilde mesela iş yaptığınız bir ortakla para kazanırken çok sorun olmaz ama para kaybettiniz mi herkes sorunun farkına varır. Türkiye bugün para kaybetmektedir. Türkiye bugün insanların tasarruflarını koruması bir kenara hayatlarını geçindirmeleri açısından çok kolay bir gündemle karşı karşıya değildir. O yüzden yanlışa yanlış demek zamanıdır. Türkiye'nin sorunu bu ayıya dayı demekten geçer. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek bu işi çözmez. Çünkü o köprüyü geçişte ödediğiniz maliyetler size yol, su, elektrik olarak geri döner. Şimdi dönelim tekrar yurt dışı piyasalara. Bakıyoruz yurt dışı piyasalarda bir toparlanma isteği var. Ama gözüküyor ki bu böyle iki elleri bir geriler. Geçtiğimiz haftalarda da gördük yurt dışı hisse senetleri piyasasındaki olumsuzlukları giderek arttırdı. Bu bizim açımızdan da
önümüzdeki dönemde daha yönetilmesi bir zor durumla karşı karşıya kalınacağını işaret ediyor. Çünkü enflasyonla mücadele etmek yerine yine KGF geleceğini, yine parasal genişleme olacağını görüyoruz. Şu anda belki riskten kaçış dolayısıyla tüm emtiada gördüğümüz bu düşüş de bence kalıcı bir düşüş değil. O açıdan bütün bunları bir araya getirdiğimizde riskten uzak olmak için bir miktar daha temkinli olmak gereken bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Evet, edebiliriz dedikten sonra ben tabii motor gibi anlatmaya başladım artık. 22 dakikayı da bulmadık galiba. 19-18 dakikalar içerisindeyiz ama hani biliyorsunuz ya, az konuşacak ya da az yazacak, kısa yazacak kadar zamanım yoktu demiş. Gerçekten zor bir eylemdir bu, işi gerçekleştirirken kısa ve öz anlatabilmek. O yüzden ben mümkün olduğunca kısa ve öz anlatmaya çalışıyorum. Sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Yani bir şekilde seçim sonrasında uygulanacak politikalar demişler. Seçim sonrasında çok zorluklarla karşı karşıya olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Çünkü bu enflasyon belasından kurtulmak açısından bir şekilde nasıl Covid'den çıkışta hani hem parasal hem de mali önlemler almak gerekiyorduysa, seçim sonrasında da alınacak önlemlerin maliyetlerini kime ne kadar ödeteceksiniz, bunu söylemek lazım. Şimdi mesela bu çeşitli partiler arasında işte ben işte şeyi KKM'yi ödemem ya da işte bu işte uluslararası anlaşmalara rağmen bunların üzerine gideceğim gibi söylemlere karşı çıkanlar var. Yani bu tamamen bir maliyet yönetimi işidir. Bütün dünyada popülizm çok fazla arttı ama Türkiye bence popülizmin zararlarını çok fazla gördü. O yüzden bugünden Türkiye'de hakça bölüşüm için kim ne yaptıysa hukuka uygun şekilde o maliyetin ona ödettirilmesini zorunlu olduğunu ben düşünüyorum. Bunlar uluslararası hukukta ya da yurt içinde hukukun dışında olsun demiyorum ama bu halkın ödediği maliyetler açısından bakıldığında yine maliyeti, bu maliyeti yaratanlardan çıkarıp 80 milyona bölüştürmek bence kamu vicdanı açısından oldukça büyük bir sorun oluşturacaktır. O yüzden uygulanacak politikaların ortodoks ya da heterodoks olmasından ziyade bence maliyetin ödettirilmesinde hangi sosyal kesimlerin ya da toplumun hangi kesimlerinin bu maliyeti ne kadar ödeyeceğine karar vermek bence çok daha kilit olabilir. Birazcık belki de bu konuları önümüzdeki dönemde daha fazla konuşmak lazım. Ama dediğim gibi köprüyü geçene kadar ayı ya dayı demek doğru bir yöntem değil. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Görüşmek üzere.